Evet, neredeyiz? Kızlarla birlikte mutfağımızdayız. Hanımlar, nasıl buldunuz mutfağımızı? Bakalım. Başlayayım mı ben? Başla. Yani yine böyle kendi bir uzay boşluğunda hissettim. Neden? Çok boş, bomboş. Yani çok beyaz bir mutfak. Biraz renk gelebilirdi. Duvarına yine bir şeyler asabilirdin. Evet. Duvara yasak. Yasak ama demiş evde. Bant, bant kullanabilir. Çift taraflı çıkartıyor aşkım. Şimdi bant. Yani ama şey, şöyle çekilenleri var. Çıkartırken. Bu duvar sabitleyebilir. Şey, böyle çok ağır bir şey değil. Hafif bir şey olabilir. Bir dakika, kolon testi yapıyoruz. Tamam. Bak burası boş. Boş. Biz komşuyla beraber oturuyoruz. Ya çok böyle hafif şeyler var. Allah'tan bu yan taraf senin odan. Ben Allah'tan köşedeyim. Orta daireler daha şey. Öksürsen duyuluyor mu böyle? Yok, ses yalıtımımız, ısı yalıtımımız gayet güzel. Ama tabii bazı yerler benim de hiç hoşuma gitmiyor. Bölmeler genelde böyle oluyor. Hani diğer böyle dışa olan duvarlar veya evlerin hani birlikte olduğu duvarlar böyle olmuyor. Makyajın çok güzel olmuş bu teşekkür arada. Teşekkür ederim. Ben böyle alttan bakınca gördüm. Güzel olmuş. Sen mi yaptın, bizimkiler mi? Bizimkiler. Ha, güzel yapmışsın. Evet, güzel. Teşekkür ederim. Yani ben daha renkliyim burada. Mutfağıma renk kattın. Evet, gerçekten deniz yer olarak burada. Senle doldayım. Birazcık işte bu biraz devran. Ama ben. Ben. Kesinlikle ben. Öyle. Evet kızlar. Ayrıca. Avize yok yani. Avize bence balkon avizesi. Ne diyorsun ya? Yok, mutfağa göre değil. Değil. Sen, bu mutfağın sahibi biraz hareketlilik gitmiş. Olmuş bence. Yani. Mutfak oldukça sade. Bir tarzı var. Bence tarzı. Mutfağı, yani şu mutfağı bu kadar iyi olabilir diyecektim. Biraz hani çalışma masasına da olur. Yani odasına işte balkon, da olur. Evet. Yani çalışma odası. Siyah da olabilirdi. Ama bu mutfağa gitmiş gibi geldi ya. Aslında. O kadar düz, o kadar yalın bir mutfak ki. Bak senin tarzın ama. Evet, ben kesin bu eve girdin, mutfağa bayıldın değil mi? Evet, bayıldım ama birazcık küçük geldi bana. Ay bunu bulamayanlar var. Evet, bunu bulamayanlar da var. Doğru sığıyorum ama yine de çok seviyorum mutfağımı. Hani sadelikten yanayım. Ben de sevdim mutfağımda oturdum. Çünkü neden biliyor musunuz? Yani hani burada bir şeyler olsa tamam, günlük hayatta kettle'ımı kullanıyorum sadece bunun üstünde. Tamam. Burada bir şeyler olduğu zaman alanım çok dar olduğu için yemek yaparken kenarda olabilir. Burada kahve makinem var. Orada kenarda olabilir bir şey. Var. Bir kahve alanı yapabilirim. Evet, ben bir takılabilirim oraya. Ben nereye takılacağım? Tezgahın şu köşesi boş. Bomboş. Oraya böyle bu kahve makinesini oraya buraya da böyle bir şık bir vazo içinde çiçek. Ya ben bir şey itiraf edeceğim kızlar. Evet. Benim evim de çok dolu, çok yemek pişen, çok böyle işte abimler gelir, o gelir, bu gelir. Çok yemek pişer ve çok erzak vardır. Senin ev gibi kalabalıktır. Ben de öyle. Ama ben var ya böyle yalın mutfaklar görünce bayılıyorum, stüdyo gibi. Ama stüdyo içim ferahlıyor. Ama şöyle bir şey var. Ev ortamı. Bulluk lazım. Bizim evi öyle beklerim bir gün. Yani. İnşallah. Mutfakta, tezgahta yer varsa mutlaka kesinlikle kahve köşesi olmalı. Olmasa da başka yerde, yine bir yerde dekor edebilirdi. O oradaki boru var ya, biraz da paslanmış. Ona çok takıldım. Bak, ona şimdi hiç kimse bir şey diyemez. Sen o yaprak şeyler var ya böyle sarmaşık. Olabilir. Evet. Onu oraya sararsın. Kızlar, ben bir şey öğrendim geçen hafta. Şimdi yayında izlersiniz. Sizden önceki kızlar ne yapmışlar biliyor musun? Halat böyle hani böyle su tarz ipler evet, var ya. Jütip deniyor. Jütip deniyormuş. Onlarla hep bu boruları, doğalgaz borularını sarmışlar. Doğalgaz borusu nefis bir şekilde kamufle olmuş. Ama kullanışlı mı sizce? Çok kullanışlı. Vallahi bayılıyorum. Hani kötü görüntü yok yani. Yıkama özelliği yok hani bunlar. Ya bırak Allah aşkına, döne güzel olmuş bak bunu da söyletmem. Güzel olmuş. Hiç aklıma gelmiyor. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Sen sarmaşık mı yaptın? Ben sarmaşık yaptım. Doğalgaz borusuna da benim evde kullanmadığım bir demetim vardı. Onun yapraklarını tek tek söktüm. Silikon tabancayla yapıştırdım. Kızlar bir de ki ocağın yanında bu yapraklar tutuşur. Tutuşmaz. Çok uzak. Tutuşmuyor. Mesafesi
baksanız da onu ben şey bilemezsin. Bende de çiçek var mesela ha, borunun ha, yanında. Gayet de şıktır. Hiçbiriniz de görmediniz. Borularla boruyor. Birçok kadının, evet, birçok kadının benim elimde detaylar var. Birçok evet, kadının fikirler var. Onları benim elimde sürpriz bir şekilde göreceğiz. O zaman Yasemin'e geçebilir miyiz? Evet, evet, geçelim. Hadi bakalım. Perdeciler Kraliçesi. Evet. Perdemizi yorumluyorum. Burada file bir tül kullanmış. Hı hı. Sonra bunu çok güzel bir iple bağlamışsın. Ama bu ipi ben birazcık çocuk odalarında falan böyle Allah kullanılan Allah, bir ama rengi itibariyle gördüm. Rengi itibariyle bu rengi buraya bağdaştırmış. Onu da şuna yorumluyorum. Şu mutfak evet, dolaplarının aralarında kahveler var ya. Hadi sen belki gözünden kaçırmışsındır ama ben onunla yorumladım. Yok, o şekilde düşündüm zaten. Bir de hani parkelerimle olsun, hani yine evet, birazcık da hani duvar kağıdının evet, içinde evet, bir duvar kağıdıyla da olur. Yakalamış yani. Aynen, güzel olmuş. Dolabı açalım mı? Bir dakika, ben bir yorumu bitirebilirim hayatım. Pardon. Ben mutfak masanı ve sandalyelerini balkonda kullanırdım bunları. Ay yok. Yok, ben beğenmedim. Yani bana daha bana göre de değil. Yani o sandalyelerin herkesin zevki. Neden? Kullanış açısından evet, tabii ki onun için kullanış. Bak ben geldim oturdum. Şimdi diyelim ki Merve'ye geldim. Gel Merve, yap kahveyi, şurada oturalım. Tık tık bir şeyler atıştıralım. Bitti. Şu avizeyle şu evet çalışma odası için uygun ama bir mutfak için, hele yeni gelin için yani ben buraya başka alamayacağım. İlla olsun biraz tabakları çanakları salona mı götürsün kız? Hayır, hayır. Hayır. Biraz daha böyle daha modern beyaz bir masalar var. En azından tel sandalye kullanabilir. Çünkü aşkım buraya böyle yani buraya olmuyor. Ben aslında baktım onlara. İnegöl'e de baktım. Çok dolaştım. En uygununu bunu buldum. Çünkü yani uzun alsam her yeri kapatacak. Böyle alsam sığmıyor. Aslında ben de ayaklarını böyle daha kibar bir şey düşünmüştüm. Daha şık bir şey. Ama bulamadım. Evet, ebatları çok büyük tamam, yani. Tamam, şöyle yapabilirdin. Kestirebiliyor. Tezgahın beyaz ya, ahşap detayını masanda kullanabilirdin. Renk atar. Evet, o doğru. Siyah sandalyeyle evet, yakıştırabilirdin. Olabilir. Evet, doğru. Halını daha kahve tonlarında kullanabilirdin. Perden de uyumlu olurdu. Evet. Bunu bu şekilde kombinleyebilirdim. Teşekkür ederim hayatım, fikirler için. Aynen. İnşallah. Ne olur değiştirirsin ileride. Peki yani, türünü beğendiniz mi? Türünü beğendim. Mutfak başlı başına güzel bir şey. Evet. Ben galiba dışarıda büyük bir balkonum var. Evet. Çok iyi. Aman, ne güzel. Yazın çok keyifli.